İyi akşamlar değerli izleyenler. Halkın Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Ulusal Radyo ortak yayınında karşınızdayız. Haftanın gündemini konuşacağız ama özellikle de bugünü konuşacağız. Önümüzdeki dönemlerde de kırılma günlerinden bir tanesi olarak belki bugünü anımsayacağız. Son 15 yılın bazı rekorları kırıldı. Bunlara bakacağız, değerlendireceğiz. YEP kısa adı olan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin bir takım hedefler, beklentiler vardı. Hükümet birçok vaadini açıklamıştı. Onlar şimdiden belki de geçersiz olmaya başladı. Rakamlar mızrağın çuvalı sığmadığını göstermeye başladı diyelim. Belki de bu programda yapılan uyarılar biraz gerçekleşmeye başladı. Sayın Uğur Cevelek'le birlikte, ekonomist Sayın Uğur Cevelek'le birlikte bunların hepsini, önünü arkasını ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Hocam isterseniz başlayalım. Nereden başlayalım? Enflasyondan başlayalım. Eylül ayı enflasyonu. Bakan artık şunu da dedi Sayın Cevelek, en kötü, en kötüsü buydu dedi. En kötüsü bu muydu? Rakamlar bize neler söyledi? Biz konuşurken arkaya da enflasyon göstergeleri yansırsa oradan devam edelim hocam isterseniz. Tabii. Önce en kötüsü bu muydu derken, peki Eylül ayı enflasyon rakamları nasıl çıktı? Tüketici fiyatları Eylül ayında %6.30 oranında artmış. Evet. İlk 9 aydaki rakam %19.37 olmuş. Son 12 ayın rakamı da %24.52. Evet. Rakam oldukça yüksek. Piyasa için sürpriz. Beklentiler genelde aylık artışı %3-4 arasında bekliyor. Yıllık artışı da 21 civarında bekliyordu ama 6.30 bir çeşit şok yarattı. Bazı kesimler, çok bildiklerini sananlar yanıldıklarını itiraf edemediler yalnız. Ama kafalar karıştı. Kapalı kapılar ardında konuşulanlarla medyaya söylenenler birbirinden iyice uzaklaşır oldu. Hala aynı şeyi söylüyorlar medyaya, geniş kitlelere. Ama artık söylediklerine kendileri inanmıyor olabilirler. Bakın bu seneye başlarken yıllık enflasyon hedefi 6-6,5'tu. Bir tek Eylül ayında %6.3. Şimdi bugün yurt içi üretici fiyatlarındaki artış da açıklandı. Orada da anormal bir rakam var. Bir ayda %10.88. Son 12 ayın artışı %46.15. Kimse 40'ın üstünü aklından bile geçirmiyordu. Ama bunun sinyali birkaç hafta önce gelmişti. Ağustos ayı yurt dışı üretici fiyatları %18'in üzerinde artış sergilemişti ve yıllık artış %59 vurmuştu. Şimdi dönüp bakıyoruz. Oradan yurt içi üretici fiyatlarına, oradan tüketici fiyatlarına yansıma var ve enflasyon baskısı giderek ciddileşiyor. Bir şey daha, en kötü Eylül geride bıraktık mı? Hayır, bırakmadık. Daha yüksek rakamlar görebiliriz. Neden? Bir, çoğu işletme maliyetindeki artışı henüz fiyatlarına yansıtamadı. Neden? Kredi mekanizması çalışmıyor, nakit sorunları ciddi, nakit ihtiyacı karşılayabilmek için peşin para karşılığı maliyetin altında fiyatlara satışlar da vardı. Birincisi bu. İkincisi, ekonomideki sıkıntı o kadar büyüyor ki fiyat toplanan yerlere belki bazı mallar girmez oldu. Örneğin büyük marketler 90 gün, 120 gün ödemeli mal alıyorlar. Artık bir takım firmalar oralara mal göndermemeye başladı. Fiyat artışları dolayısıyla kısmen örtülü kalmış olabilir. Evet. Bir üçüncüsü, İç talebin daralması işletmelerin maliyetlerini değiştiriyor. Yukarı doğru çekiyor. O baskıyı da daha yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Ama en önemlisi bu enflasyon rakamının ekonomiye etkilerini yorumlamak olacak. Ben soruyorum kendime. Yıl sonunda ücretlilere bu enflasyonu telafi edecek zam verilebilecek mi? Şirketler zaten sorulu. Çoğunun verebilmesi zor. Şimdi eğer vermeye zorlanırlarsa bu şirketler faaliyetlerini sürdürmekte çok zorlanır. Özellikle hizmet sektörü. Eğer vermiyorlarsa iç talepte ciddi daralmalar yaşanır. Tüketici kredilerinde geri dönmeme sorunu daha bir ciddileşir. Yani yukarısı bıyık aşağısı sakal türünden bir açmaz var. Bir durum var. Bu enflasyon rakamı yıl sonu rakamını ve 2019'u etkileyecek bir rakam. Muhtemelen para ve maliye politikasını sıkarak sorunu çözmek giderek zorlaşıyor. Bu yıllık %24'e çıkmış. Merkez Bankası hadi 200-300 bas puan daha faiz yükseltecek mi? Muhtemelen yükseltmeyecek.
Neden? Artık para maliye politikaları fiyatlamalar üzerinde etkili değil. Bakın. Makro dengeleri konuşalım isterseniz Sayın Civelek, ama şu grafiği de sizden bir yorumlayalım isterseniz. Üretici fiyat endeksini girdiniz, anlattınız. Bu da ÜFE. Üretici fiyat endeksi. Yurt içi üretici fiyat. Yurt içi üretici fiyat endeksi. Grafik birden zıplıyor. Nereden? %32,13'ten 46,15'e. Bu ciddi bir sıkıntı değil mi? Tabii. Üretici. Şimdi sene başından bu yana bakarsak. Evet. Yıllık rakam sene başında %12,14. Makul bir hızla ilerlerken birdenbire seçim sonrasında patlıyor. Temmuz'da %25, Temmuz sonunda. Ağustos sonunda %32,13. Eylül sonunda 46,15'e geliyor. Peki ne oldu? Ağustos'ta kurlarda %30'a yakın bir hareket oldu. Bir de Ağustos-Eylül aylarının bir özelliği vardır. Yılın ekonomik olarak en canlı olduğu aylardır. Maliyet harçlarının fiyatlara çok daha seri yansıdığı bir dönemdir. O nedenle kurlardaki artışın enflasyona geçişkenliği çok seri oldu. Kur artışı olmasaydı 46-15'i görmezdik. Evet, bu maliyet güvenli artışın arkasında kurlardaki yüksek oranlı artışlar var. Şimdi de sormak lazım benim. Peki kurlardaki artışın sebebi ne? Evet, bir rahip meselesi. Amerika'nın yaptırımları bir şeyleri hızlandırmış olabilir. Ama esas sebep o değil. Esas sebep iki tane. Biri içeriyle ilgili, biri dışarıyla ilgili. Türkiye'de döviz pozisyonlanmasında çok büyük dengesizlikler var. Önümüzdeki yıllarda bu daha başımızı çok ağrıtacak. İkincisi, küresel koşullar olumsuzlaşıyor, riskten kaçınma eğilimi var. Dış finansman ihtiyacını karşılamak zorlaşıyor ve maliyet artıyor. Geçtiğimiz günlerde bir lokanta zinciri, üst klas diyelim ya da üst sınıfa biraz da hizmet veren, şöyle bir şey demişti o şirketin sahibi. Biz de bir hata yaptık, ciddi dolar borçlanması altına girdik ama bankalar da bizi çok fazla sıkıştırıyor. Yani o döviz pozisyonunda hatayı aslında bir kesim biraz kabul etmeye başladı. Biraz öyle gözüküyor. Şimdi biraz daha geniş açıdan analitik bakalım. Zamansız büyüdünüz. Peki sizi bu şekilde zamansız, hesapsız büyümeye kim teşvik etti? Kendi öz kaynaklarınızla mı büyüdünüz? Hayır, borçla. Borcu nereden buldunuz? Kim tavsiye etti? Dövizle. Evet, Türkiye'de 2003 sonrasında anormal bir para akışı vardı. Sokakta kredi kartı dağıtılıyordu. Bankalar da kur riski almak istemediği için dışarıdan gelen döviz cinsi fonları döviz cinsi kredi olarak sundular. Maliyet daha makuldü. Kurlar baskı altındaydı. Çünkü kirli bir dalgalanma vardı bizde. Faizler yoluyla döviz kuru yönlendiriliyordu. En düşük maliyeti ödediler. O zaman iyiydi. Ama şimdi koşullar değişti. Şimdi canları yanıyor. O zaman o büyümeden çok memnunlardı. Bunu böyle devam etmeyeceğini hiç varsaymadılar. Şu anda söz konusu tesisin sahibi de hatalı. Eğilimlerin sürdürülebilir olmadığını hesaba katmadığı için. Ama ona o döviz cinsi krediyi kullandıran banka da hatalı. O kredinin sağlığını düşünmedi. Para kazanmaya odaklandı. Diğer bankalarla kısır bir rekabete girişti. Bilançosunu makyajlamaya, yabancı birilerine yüksek fiyattan satmaya çalıştılar. O görünümü iyi yapmaya çalışmak, olmazsa olmaz ilkeleri unutturdu. Bugün canımız çok yanıyor. O lokanta sahibinin de yanıyor, bankanın da yanacak. Bu felakete göz yuman, müdahale etmeyen siyasi iradenin, devletin de canı yanacak. Tüm siyasilerin de yansıyacak. Sorumlulukları var tabii. İsterseniz bu hafta bir farklı bir şey yapalım. Bir VTR var, kısa bir VTR'miz var. Bakan Albayrak ne söyledi? Bu tablo karşısında yorumsuz hazırladık. VTR'mizi izleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarını ardından devam edelim. Ülkedeki tüm kesimleri şu veya bu şekilde etkiliyor. Hükümetin enflasyon hesabı yine tutmadı. En kötüyü geride bıraktık. Yani Eylül ayı beklentiler açısından en kötünün olduğu bir aydı. Bakan gerçeği burada bu sözlerle kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül ayı enflasyonunun %6,30 artmasının beklentilerin üzerinde olduğunu açıkladı. Gerek piyasa beklentileri, gerek Merkez Bankası'nın çalışmaları noktasındaki beklentileri açısından bakıldığında bu oranların daha üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık. Son dönemde yoğun bir şekilde bahsettiğimiz işte fırsatçılık, stokçuluk, spekülatif fiyatlama davranışlarının fiyatlar üzerindeki etkisinin aslında bir
algı değil gerçek olduğunu da ortaya koydu. Ekim'de daha iyi bir tablo olacağını savunan Albayrak, enflasyonla mücadele kapsamında fiyatlandırma paydaşlarıyla toplantı yapacaklarını belirtti. Özellikle enflasyon fiyatlamasını etkileyen sektörler başta olmak üzere, ekonominin farklı paydaşları başta olmak üzere hepsiyle ayrı ayrı önce görüşmelerimizi yapıp bu noktadaki kritik eşiği etkileyen konuları, sektörleri, firmaları, temsilcileri görüşüp önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle bununla ilgili genel bir kamuoyu açıklamasıyla bunun bir topyekün mücadele gerektiğini hep birlikte hep birazdan seslendireceğiz. NTV canlı yayına katılan Albayrak, Amerikalı danışmanlık şirketi McKinsey ile ekonomi için yapılan anlaşmaya gelen eleştirilere de yanıt verdi. Şirketten görüş alacaklarını ama politikaları milli bir şekilde uygulayacaklarını söyledi. Sadece bu bahsi firma değil, birçok firmadan biz bu dönüşüm ofisiyle alakalı bir raporlama aldık. Bunları bir potada erittik ve Türkiye'ye özgün kendi modelimizi uygulama noktasında aldığımız bütün bu akılları birleştirip kendi yerli ve milli aklımızı ortaya koyarak bir ofis kurduk. Onlarla koordineli bir şekilde tamamen yerli ve milli bir şekilde yürüteceğiz. Evet, halkın ekonomisi devam ediyor. Ekonomist Sayın Uğur Civelek ile birlikte enflasyonu konuşuyorduk. Bakanın açıklamalarını dinledik Sayın Civelek. Ne diyorsunuz? Yani beklenti aşıldı. Niye aşıldığının yanıtını aldınız mı? En son McKinsey hikayesine de geleceğiz ama şu beklentiler aşıldı. İsterseniz oradan başlayalım, bir de en kötü. En kötü geride kaldı diye Sayın Bakan belirtiyor. Sizce en kötü nerede? Konumu gereği biraz iyimser olup yeni ekonomi programını desteklemek zorunda hissettiği için bazı şeyleri görmezden geliyor. Enflasyonda mücadele programı açıklanacakmış önümüzdeki hafta. Ne işe yarayacağını bilmiyorum. Ama benim gördüğüm başka bir şey var. Statükoyu koruyacak şekilde bir program yaptılar. Şirketlerin, vatandaşın içinde bulunduğu borç batağını hesaba katmadılar. Ben bu nedenle bu programın başarılı olamayacağını düşünüyorum. Bir süre iyiye gidiyormuş gibi izlenim yaratsa da müdahalelerle, yapaylıklarla, sözlü müdahalelerle devamı bu şekilde gelmez. Şimdi ben bakıyorum yine enflasyon rakamlarına. %6.3'lük artış var tüketici fiyatlarında. Detaya bakıyorum. Gıda ve alkol içeceklerde %6.40'lık artış var. Hane halkı açısından hesaplayanlar bunun iki katı olduğunu söylüyor. Bu daha olduğundan düşük bir rakam. Sonraki aylara yansır. Bir başka artış yüksek oranlı. Konutla ilgili. %11. Nereden kaynaklanıyor? Beyaz eşya ve elektrikli ev eşyalarındaki fiyat artışı aylık %20. Ortalamasını söylüyorum. Kurdaki artış fiyatlamalara giriyor. Satış oranlarında çok ciddi bir düşüş var. Şimdi ben buradan bakıyorum. Önümüzdeki yıl insanlar zorunlu ihtiyaç dışında tüketimlerini kısmak zorunda kalacak. Bunun sonucu en çok istihdam örneğin İstanbul'da hizmet sektörü %80'in üstünde. Bu şirketler nasıl varlıklarını sürdürecekler? Bankalarla yapılandırma görüşmeleri yapıyorlar. Yeni kredi istiyorlar. Bankaların yapılandırmak dışında seçeneği yok da yeni kredi verecek durumu da yok. Yeni kredi yoksa çarkı çevirmek zor. O zaman hızlı, varsayılandan çok daha seri bir işsizlik artışı gündeme gelebilir. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Civelek bazı bankaları fırsatçılıkla suçlamıştı bir toplantıda. Yakın dönemde, bir hafta önce. Burada bankaların fırsatçılığı mı var yoksa başka bir şey mi? Aracılık zor iştir. Buradaki tesis işletmeler, sanayiciler kimden borç aldılarsa anlayışı oradan bekliyor. Anlayış beklediği kesimin de aracı olduğunu, olumsuz koşullar altında bunaldığını, eskiden yapabildiklerini artık yapamaz hale geldiğini görmezden geliyor. Ben sanayide sıkıntı var, hizmet sektöründe daha büyük sıkıntı var. Bu iki kesim sorunu bankacıda görüyor. Hayır, bankacının sıkıntısı onlarınkinden daha az değil. Onlar da baskı altında. Bunların hepsinin üstteki siyasetçinin çaresizliği konuşulmuyorsa da çok büyük. Onun için zikzaklar var, kaymalar var, kafa karışıklıkları var. Ama bir, şirketlerin, vatandaşın borç yükü bu kadar olmasaydı bu programın başarı şansı olabilirdi. Şu anda şirketler bakanın söylediği gibi spekülatif para kazanma peşinde koşabilecek durumda değil.
nakit akımları sorunlu, nakit ihtiyacı karşılayabilmek için zararına satışlar var. Bu maliyet harçlarının fiyatlara yansımasını engelliyor. Bu bundan sonraki üretimi etkileyecek. İşten çıkarmalar başladı. Örneğin buğday ekim zamanı geldi, çiftçinin gübre alacak parası yok. Bu önümüzdeki yıl rekoltenin yarı yarıya düşmesine sebep olacak. Dolayısıyla ekmek fiyatları da yani zincirleme. Üretim kesiminde çok ciddi bir yıpranma var. Bunu ortadan kaldıracak inisiyatifin iyisi bu ekonomi programında yok. Bekliyor ki üretenler, çalışan vatandaşlar fedakarlık yapacak, dişini sıkacak, Türkiye yeniden doğrulacak. Hayır, insanlar da ağzında diş kalmadı ki dişini sıksın. Şimdi fedakarlık yapalım ama yine TÜİK rakamı %70'e geldi. Bir problem daha. Bu programın ekonomik açıdan sıkıntısı çok, çözümü zor. Çünkü bakış açısı sakat. Ama insanların bir özelliği daha var. Alıştığı yaşam standardını sürdürebilmesi çok önemli. Sürdüremiyorsa, kısmak zorunda kalıyorsa, borçlarını ödemekte çok zorlanıyorsa tepkiselleşir. Kimseyi dinlemez. Daha önce bakanın her dediğini algışlayanlar şimdi başka şey söylemeye başlar. Bunun sosyal dayanışmayı da olumsuz etkiler, siyasi tercihleri de farklılaştırır. İstikrarsızlığı da besler. Yani vatandaşın, üretenin üzerine bu kadar gidilmesi, onların şimdi farkında olmadıkları yük bindirecekleri, onların da hala taşıyabileceklerini varsaymaları büyük bir hata olarak görüyorum. Şimdi ben maliyetlerin fiyatlara yansılamadığını düşünüyorum. Bakan ne diyor? Spekülatif fırsatçılıklar varmış, onun için enflasyon yüksekmiş. O zaman ben de söyleyeyim. Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlarda fırsatçılık mı? Bu fırsatçılığı kim yapıyor o zaman? Hayır. Devlet demek istemiyoruz. Hesaplar zorunlu kıldığı için yaptılar istemeye istemeye. İş dünyasındaki de farklı değil. Öte yandan bu üfe fiyatları önümüzdeki gün aylarda açıklanacak tüfe yani tüketici fiyatlarında artı etkileyecektir, artacaktır. Değil mi sence Bek? Orada da kesinlikle ama buradaki esas düşünmemiz gereken şu. %24.52 çok sert bir artış. Enflasyondan sapma kadar fark zamları kamu emeklilere verecek mi? Kendi çalışanlarına verecek mi? İki, kamunun yaptığını özel sektör yapabilecek mi? Üç diyelim asgari ücretler ne olacak? İki, bunları yapabildiklerini varsayalım. Peki bütçe disiplini nasıl tesis edilecek kamuda? İki, özel sektörde çark nasıl dönecek yeni kredi alamıyorken? O zaman mecburen küçülecek. Kimse yeni yatırım yapmayacak. İş hayatına katılanlara iş yaratılamayacak. O zaman ben bakarım, derim ki 2019 yılında büyümeyi unutun. Eksiliğin düşük kalması için dua edin. Yani artık durgunluktan öte geçmeye başladı. Bu enflasyon rakamı bunalım sinyali veriyor. Evet, öyleyse en kötü Eylül ve program açıklandıktan sonra olacak en kötü şey geride kaldı. Ekim de kötü olacak. Hı-hı. Yıllık rakam yeni rekor kıracak. Daha yükseğe gidecek. O zaman nasıl bir açıklama bekliyorsunuz? Ya da bir yönelim değişikliği bekliyor musunuz? O zaman tersten biraz daha açıklayayım. Enflasyondaki bu sapma, örneğin bazı beklentileri farklılaştırdı. Konuşulmuyor olabilir. Bu rakam açıklanmadan önce tahminler %3,5-4 civarında olacaktı. Evet. Ekim'de belki en yükseğe görebilirdi. Ondan sonra aşağı inecekti. Pazarlanan, varsayılan buydu. Şimdi en yüksek bu değil. Ekim'de de yükselecek. Belki devamında da yükselecek. İki, bu rakam kurların 5.75 seviyeye gitmesi için çok çalışıyordu kamu. Müdahaleler vardı. Her türlü araç kullanılıyordu. Şu andaki kanaat, yani oralara gitmesi zor. Bu seviyeler bile dip seviyeler olabilir bundan sonrası için. Kanaat değişmeye başladı. Bu değişiklik dışarıdan geleceği var olan parayı da gelmez hale getirir. İçeridekini çıkışa teşvik eder. Evet. Şimdi bu açıdan baktığında Ekim'de daha iyi olacağını varsaymak insanları aldatmak için gerekli. Ama yeterli olmayacak. Bir aramız var mı? Aramız varsa ona gidelim. Gitmeden önce ben sorumu sorayım ama isterseniz Sayın Cebelek. Ekonominin bir terazisi var. İşte faiz bir yerde, kur bir yerde. Bunları bazen para politikasıyla müdahale edip
dengeleme dedikleri ya da piyasaya bir müdahale edilebiliyordu. Önceki programlarda siz çok sık tekrar ettiğiniz için yine tekrar edelim. Bu kadar borç yüküyle orta sınıfın üzerinde bunlar bir işe yaramaz şeklinde bazı yorumlarınız vardı. Şimdi aynı anda bütün rakamlar yukarı doğru gidiyor. Yani dövizi bastırıp işte faizi aşağı çekemiyoruz ya da faize müdahale edip dövize etkisini göremiyoruz. İsterseniz bunu konuşalım. Bir araya gidelim ama. Olur. Aynı anda bu rakamların neden yukarı gittiğini ayrıntısıyla bakalım kısa bir ara. Evet, halkın ekonomisi devam ediyor. Ekonomi Sayın Uğur Cevelek ile birlikte gündemi konuşuyorduk. İlk bölümde enflasyon ağırlıklı konuştuk. Şimdi biraz daha makro politikaya doğru gidelim. Şunu demiştik. Biz bu faizleri yükselttik. Ne istiyoruz? Dolar istiyoruz. Birincisi dolar geldi mi? İkincisi bu para politikaları şu anda istediğimiz sonuçları veriyor. Yani genel anlamda ben para politikası uyguluyorum ve sonuç alıyorum diyebiliyor mu siyasi ya da iktisadi karar alıcılar? Merkez Bankası'nın en son yükselttiği 6.25'lik faiz yükselişi ile başlayan bir makyaj süreci var. Piyasa mekanizması çalışmıyor ama iyimser beklentiler yoluyla çalışıyormuş gibi gösterme çabasının yoğunlaştığı bir dönemdi. Nasıl? İşte 10 yıllık, 5 yıllık devlet tahvili faizleri biraz aşağı çekildi. Sorunlar çözülecek, uzun vade aşağı gidiyor. Ama kısa vade sıkıntı var. Kurlar gerileyecek, para gelecek. Niye? Piyasa kuralları içinde kalınıyor. Merkez Bankası bağımsızlığını şimdi vurgulamışız. Hı hı. Ve bir program açıklanmış. Nispeten gerçekçi deniyor sırf hedeflere bakılarak. Ama pardon da bu enflasyon hepsinin üstüne limon suyu sıktı. Yani o para politikasını geçersiz kılan bir enflasyon. Şimdi rakam. Para politikası. Para politikası ne işe yarar? Öncelikle kredi politikasını yönlendirebilmesi lazım. Ama kredi mekanizması çalışmıyor ki. Ne zaman çalışır hale gelecek? Zamanla dünyadan anlayış bekleyeceğiz. Sorun yok diyeceğiz. Sorunu kredileri sorunsuz çalışan kredimi göstereceğiz. Yenilerini veremiyorsan o kredileri geri ödenebilir hale getiremezsin ki. Yenilerini de veremiyoruz. Yani işimizi biraz Allah'a, şansa havale etmişiz. İşin kontrolü kendi irademizde değil. Şimdi biz faize karşı değil mi? Ya bizden kastım hükümet faize sert bir biçimde karşı değil miydi? Neden tam aksiyonda birden faizleri bu kadar yani zorlayıcı sebep neydi orada? Mücbir sebep diyelim. Neydi? Zorlayıcı sebep belli ki çok çaresizleşmişler. Kaynak sıkıntısı giderek büyüyor. Bunun daha büyümesini önlemek, biraz olsun hafiflemesini sağlamak için sermaye çevirilerinin dediklerine kulak vermişler. Verdiler. İstediklerini aldılar mı? Şimdi Batı ile gerginliği azaltmanın yollarını arıyorlar. Şu anda piyasalar enflasyon rakamından sonra kurun aşağı gitme umudunu biraz daha aşağı gitme. Bir tek şeye bağladı. 12 Ekim'de Rahip Brunson bırakılırsa belki biraz daha aşağı gider, belki biraz rahatlatırız. Belki yukarı hareketi geciktirebiliriz. İşimiz sarı öküzü vermeye kalmış. Ama sarı öküzü verdiğin zaman arkasından para gelmez. Başka talepler gelir. O zaman ne yapacağız, ne anlatacağız vatandaşa? Fedakarlık isteyebiliriz belki. Pardon da vatandaşın fedakarlık isteyelim. Verebilecek var, çoğunluğu verebilecek durumu yok. Her 100 kişiden 60-70'i borçlu artık. Yani insanların borçlarını silsinler, ondan insanlar da fedakarlık biraz yapabilir belki. Ama net bir şekilde fedakarlık almaya muhtaç insanlarımız, üreticilerimiz. Onlar bir şeyler almak zorunda olanların sırtına yük bindirmeye çalışıyor. Bu şekilde çarklar dönmez. Peki hükümet ne yapacak? Şimdi bir doları aşağı çekmeye çalışıyor, dövizi aşağı çekmeye çalışıyor, faizleri bir parantez. Evet. Enerjiye son 2,5 ay içinde gelen zamlar anormal. Konutlara %29,5. Ticarethanelere %50'ye yakın. Sanayiye yine %50'ye, %40'ın üzerinde bir artış.
Pardon da bu ciddi bir maliyet artışı. Bu her türlü maliyeti etkiliyor dönüp dolaşıp. İç talebi de bu diyor. Sıkıntımız gerçekten çok ciddi. O zaman şu kredi işini açalım Sayın Cevrek. Kredi meselesini. O soru biraz siyasetle bağlantılıydı. Sonra konuşalım. Şimdi özellikle otomobil yani insanlar kredi alır. Son 15 yılda buydu. Takside girer otomobilini alır. Şimdi burada da yeni kredi açılmıyor artık ve satışlarda ciddi düşüş var. Fiyatlarda ciddi yükseliş var. Sektör temsilcileri şikayetçi, bankalar kredi açsın diyor. Bankalar diyor sizin bilançolar sıkıntılı. Yani bu sarmalı nasıl açacağız Sayın Cevrek? Kredili yaşamaya 2003 sonrasında çok alıştık. Ayağımızı yorganımıza göremeyi uzatmayı unuttuk. Sorumsuz davrandık. Bir çeşit bir balayı, hesapsız bir dönem yaşadık. Şu yaşadıklarımız diyor ki bu dönem bitti. Herkes fabrika ayarlarına geri dönmek zorunda. Bunu dikkate almayan ekonomi programlarında başarı şansı sıfır. Tamam dikkate alalım. Fabrikalarımız ne yapacağız? Otomotiv fabrikalarımızı, inşaata hizmet üreten fabrikalarımızı. Şimdi geçen hafta içinde Antep'e gittik. Antep'te konuşulan şu. Üreticiler çoğu. Evet. Eskiden diyorlar ürettiğimizin %60'ını içeriye, %40'ını dışarıya veriyorduk. Şimdi koşullar bunu değişmeye zorladı. %60'ını ihracata veriyoruz ama fiyat kırarak. Öyle hemen pazar bulmak kolay değil. %40'ı içeriye gidiyor. İçerisi artık bunu çekmekte zorlanıyor. Üreticinin ihracata yönelme şansı var. Ama bu sorunlarını hafifletmeyecek. Başka sorunları da yine faaliyetini kısmen olumsuz etkilemeye devam edecek. Ama iç pazara yönelik sektörler ne yapacak? Hizmet sektörü. Esas sağlıksız büyüyen 2003'ten bu yana hizmet sektörüydü. Hizmet sektörü hepsi zorunlu ihtiyaç değil. En büyük istihdamı da burada yarattık. En büyük kaybı da yine burada vereceğiz. Yani Türkçesi işsizlik mi ya da işten çıkarma? Kesinlikle. 2019 için Orta Vadeli Programı'nın öngördüğünden çok daha altında büyüme. İşsizlik oranı çok daha yukarıda. Enflasyon da yukarıda olma ihtimali giderek artıyor. Bunun anlamı eğer böyle olursa Türkiye'ye sermaye falan gelmez. Durum bir kısır döngüye girer. İstikrarsızlık çok yönlü olmaya başlar. Ülkemizde yaşayan insanların bir olması, omuz omuza vermesi gereken bir dönemde çözülme hızlanabilir. En tehlikelisi de bu. Evet. Yeni ekonomi programını enflasyon deldi. Bunun etkisi olarak diyoruz ki işsizlik de o hedefi saptırabilir. Peki bu politikada ısrar ya da bu iktisadi gidişat, bu siyaseti daha doğrusu örneğin Berat Albayrak görevine devam edebilir mi? Daha somut sorayım. Şimdi akrabalık ilişkileriyle o konuma gelen birinin bir program başarısız oldu diye görevinden ayrılması, alınması çok abes bir değerlendirme olur. Yani Türkiye'de şu anda hukukun ne durumda olduğu, çoğu konuda son karar vericinin tek bir kişi olduğu belli. Onun için tahmin yapmak da zor. Ama tahmin yapılabilecek konu bu program başarılı olur mu? Bence mümkün değil. Çünkü sorunu statükoyu korumak açısından bakıyor. Aman kamu düzenini koruyalım, yabancı sermaye gelmesini sağlayalım, kuru biraz geriletelim, bankaları koruyalım, kollayalım, sorun yok diyelim. Pardon da bunu yaparken birilerinin omuzlaması lazım yükü. Omuzlaması gerekenlerin ayakta duracak gücü kalmamış. Bunu görmezden gelen bir programın başarı şansı yok. Yani şöyle söyleyeyim. Bizi izleyenler açısından ülkeyi bir binaya benzet. Bir binanın nesi olur? İşte katları olur, çatısı olur. Ama kat sayısına göre bir de taşıyıcı kolonları olur. İşte üretenler bu ülkenin vatandaşı. Bu binanın taşıyıcı kolonlarıdır. Dışını boyayarak, kolon çatlaklarını gizleyerek, çatıyı güzelleştirerek binanın yıkılmasını önleyemezsiniz. Dikkatinizi çekti mi? Son günlerde bir Kemal Derviş tartışması var. Hatta MHP lideri Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapıyor. Daha çok bu tartışmalar millilik, gayrimillilik ekseninde şekilleniyor.
Ama bir de bakıyoruz aslında Kemal Derviş, Sayın Bahçeli'nin de içinde olduğu belirli koalisyon dönemlerinde. Yani aslında herkesin bir dönem altına imzasını attığı bir ekonomi programı. Yani sizin o artık çok gitmez dediğiniz programın uygulayıcısı. Şimdi herkes imza atmış ama kimse bugün o imzaları savunamıyor. Yani bu siyaseti, bu ekonomi, bu siyaseti kaldırımı derken biraz da bunu kastetmişim. Belli ki balık hafızalı olmak, kısa vadeli beklentileri yönlendirmek ve yönlenmek, salgın hastalık gibi her tarafı sarmış, siyaset de bu salgından etkilenmiş. Evet. Yani başka ne denir ki buna? İsterseniz şöyle yapalım. Bir dışarıda da ciddi rüzgarlar var. Ona da biraz bakmakta fayda var. İran konusu. Tabii hızla Kasım'a gidiyoruz. İran başvuruda bulunuyor. Özellikle bu Amerikan yaptırımları ile ilgili. Bu yaptırımların adaletsiz olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı bir mahkeme. Adı şimdi aklıma gelmedi. Adalet Mahkemesi. Evet, Adalet Mahkemesi'ne. Mahkemede diyor ki İran'ın bu talebi haklıdır. İşte gıda maddelerinin erişimi, temel tüketim malzemeleri vesaire belli başlıklar sayıyor. Bu malların yönelik Amerikan ambargosunu kabul etmiyor mahkeme kararı. Bunu biraz değerlendirelim. Ama Amerika'da mahkemeleri kabul etmiyor. Örneğin Uluslararası Ceza Mahkemesi. John Bolton dedi ki kabul etmiyoruz, tanımıyoruz. Dışarıda da iş sertleşiyor. Bunu nasıl görmek lazım? Şimdi şöyle bak. Bir firma Amerika'nın yaptırımı nedeniyle İran'la ilişkilerini askıya alıyor. Evet. Peki bu firma Amerika'ya boyun eğip de İran'ın temel ihtiyaç mallarını göndermedi diye Uluslararası Adalet Divanı tarafından cezalandırılabilir mi? Bir yaptırım gücü var Birleşmiş mı? Adalet Divanı'nın bir yaptırım gücü var mı? Olmayabilir ama diğer ülkeler o adalet Uluslararası Adalet Mahkemesi'nin kararını ciddiye alıp dayanışma sergilerse ve o karara uymayanlara yaptırım uygulayabilirse o zaman işler farklı bir yöne gitmeye başlar. Şu anda İran bir haklılık şovu yapıyor. Her türlü yolu deniyor. Ama kullandığı meşru yolların hiçbirinden sonuç alamazsa o zaman İran'ın diğer yüzünü görmek zorunda kalacağız. O diğer yüzünün ortaya çıkmasını istemiyorsa insanlık, ABD'nin eşkıya tavırlarına karşı birleşip net tavır almak zorunda. Konuşmak yetmiyor. Ortak eylem gerekli. İran'ın çabası bu yönde bir davetiyedir. Son çağrıdır. Aslında İran bir sonraki dönemde, bakın ben demiştim, uyarmıştım, bunu yapıyorum ama işte ne yapacak? Bir de uluslararası petrol fiyatlarında İran dışı faktörlere bağlı olan da bir yükseliş var. Tabii şu anda 84,5-85 dolar fiyatına yükseldi. Neden? Arz daralması var. İki ülke izinden İran'dan alımlar kesiyor ve Venezuela devre dışı. Yani Amerikan yaptırımları. Evet, Amerikan yaptırımları dünyada enerji tüketenlerin daha yüksek bedel ödemesinin en önemli sebebi durumunda. Peki bu kafayla sonuç alır mı? Bence zor. Daha büyük başka sorunları yaratır ama istediği sonucu alması çok zor. Bu bağlamda Putin'in bugünkü açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Amerika'ya epey sert mesajlar verdi. Özellikle ekonomi, doları silah olarak kullanmasıyla ilgili. Yine konu bununla bağlantılı. Amerika kendi yaptırımlarına karşı çıkanları cezalandıracak. Peki nasıl cezalandıracak? Dolar kullanımlarına müdahale ederek. Evet. Mal varlıklarına el koyarak. Bu da çok etkili bir müeyyide. Şimdi yukarısı bıyık, aşağısı sakal burada da yine. Boşa koysan dolmuyor, doluya koysan almıyor. Ne olacak? Burada alternatif çözüm arayışları. Yerel paralarla ticaret. Bugün duyduk Türkiye Rusya'dan rubleyle buğday alacakmış. Evet. Çin Rusya arasındaki ticaret ağırlıklı yerel paralara kaydırma ilkesi yönünde ilerliyor. Birçok ülke döviz rezervleri içinde doların payını azaltıyor. Diğer paralara ve altına daha fazla yer veriyor. Bu uluslararası ödemeler sisteminin taşıyıcı kolonlarını çatlatıyor. Kırılganlaştırıyor. Biz iki hafta önce burada konuştuk. Putin de onu diyor. Bindikleri dalı kesiyorlar diyor. Yani aslında Amerika'nın bindiği dal dolardır.
doları kesiyorsunuz diyor. Biraz daha açalım. Tabii ki o ödemeler sistemindeki hakimiyet onları belki bugünkü hale getiren en önemli faktörlerden biri. Oradaki güç kaybı onları küresel liderlikten indirir ve düşenin dostu olmaz. Herkes tekmelemek için kuyruğa girer. Kimi? O eşkıyalığı yapanları. Bu sefer Amerika diyorsunuz. Peki doların karşısında evet ben dolara alternatif para birimiyim. Yani bu böyle bir gösterge var mı? O da yok ama bir taraftan milli paralarla yapalım ama kısa bir hayal kurarsak. Bütün milli paraların birbiriyle bu da zor aslında. Yani bak bir sistem tasarımı zor bir iştir. Evet. Belli ölçüde güven, belli ölçüde sağlam teminatlar ve belli bir asgari hukukun çalışabilirliğini gerektirir. Ama hukuk şart diyorsun. Bunların hiçbiri yokken yeni bir ödemeler sistemi tesis edemezsin. Geçici iş ihtiyaç karşılarsın. Şu an yapılan şey dolara mecburen veda ve ihtiyacı karşılamanın başka yollarını geçici de olsa aramak yönündeki çabalar. Şimdi biz dolara veda ederken dolar da bize veda eder mi? Bir de böyle soralım soruyu. Bir başka bir şey söyleyeyim. Şu anda dünyada iki farklı karşıt güç çatışıyor. Evet. Nedir? Bir dünyada carry trade parası olarak kullanılan dolar her yere gitmiş. Artık geri dönmeye çalışıyor fırsat buldukça. Bu doları güçlendiren bir faktör. Bir ikincisi Amerika'nın eşkıyalıkları, hukuksuz tavırları, güçlüyüm, haklıyım yönündeki anarşi dozu yüksek zorlamaları bu da dolardan uzaklaştıran, doları güvenilmez hale getiren, değerini kaybettirecek zorlamalar. Şimdi bu ikisi arasındaki gelgitler, yüksek oynaklık dünyada güven bunalımı yaratır. Fiyatlama yapmayı çok zorlaştırır. Ticaret hacmine telafisi olanaksız zararlar verir. Dünyada borçlar ödenemez hale gelir ve sistemi çökertir. O ortamda bu nereden başladı önemli olma? Sermaye piyasasındaki balonun patlamasıyla mı olur? Yoksa başka bir şey, dünya savaşıyla mı olur? Hiç önemli değil, sistem çöker. Bir ve herkes altında kalır. Bu dönemi iki dünya savaşı arası döneme benzeten ler var. Elbette aynı şey tekrar etmez mutlak anlamda ama belirli açılardan o benzerliği siz görüyor musunuz? 1914 ile 1939 ya da 37 belki Japonya Tabii. Savaşı'ndan alırsak. Ben yani sık sık bu kanalda tekrardan bir değerlendirmem var. Hatırlatayım. Ben dünyadaki ortalama gelirlerdeki eğilimlere bakıyorum. Oradaki eğilim değişikliklerinin koşulları değiştirdiğini düşünüyorum. Yani kendi analizlerim onu gösteriyor. Örneğin 1945'ten 70'e kadar dünyada ortalama gelir artıyordu. Yoksulluk sınırının altındaki insan sayısı azalıyordu. İdeolojiden bağımsız olarak dünyanın daha iyi yönetildiğini söyleyebiliyorduk. Bir refah Soğuk dönemi de vardı. Tabii. Evet. Yoksulluk sınırının altında yaşayan insan sayısı azalıyor ve ortalama gelir yükseliyor. Burada doğruların payı yanlışlardan daha fazla. 1970-95 arasına baktığımızda ortalama gelirlerin artmadığını ama azalmadığını görüyoruz. Gelir dağılımı düzelmiyor ama bozulmuyor da. Deplasmanlar var ama hacimler değişmiyor. Ben o 45-70'e ilkbahar, 70-95'e yaz mevsimi diyordum. 95'ten bu yana eğilimler sürdürülebilir değil. Politikalar geleneksel değil. Hep kısa vadeli bakış açısıyla kitleler yönlendiriliyor. Piyasalar giderek daha fazla manipüle ediliyor. Etkinlik kayboluyor, sorunlar büyüyor. Özellikle 11 Eylül terör saldırısından sonra bambaşka bir boyuta tırmandı. Gelirler azalıyor. Yoksulluk sınırının altına da bir yoğunlaşma yaşanıyor. Ama banka borçları yoluyla sanki durum böyle değilmiş gibi bir hava yaratılıyor. O banka borçları geri dönmeyecek. Kredi mekanizmasının çalışamaz hale gelmesi ve süratle bulaşıcı olması bir anda kışa dönüştürür. Ben küresel krizi sonbaharın son dönemi başlangıcı olarak gördüm. Yaprak dökümü. Bir yerde o bitecek, arkasında kış gelecekti. Şimdi bu yıl konuştuklarımız diyor ki, kış çok yakın. Yaprak dökümünün sonu geldi. Son yapraklar da yakında dökülebilir. Şimdi kış deyince nasıl olur kış? Makyaj akar. Kimse kimseyi aldatamaz. Demokrasi falan da olmaz.
Yani temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlar başkalarının hakkına, hukukuna saygı duymaz. Onun için dayanışma da duygusu da zayıflar. Peki böyle bir dönem ne zaman yaşandı diye bakıyorsunuz? İki Dünya Savaşı arasında yaşandı. 1910-1945 arasında. Aynı koşullar yine geliyor. Koşullar insanların davranışını belirler. Aksi yöndeki zorlamalar kısa vadeden öteye hiçbir işe yaramaz. O gerginliği tetikleyen, Türkiye ekonomisi hacmi bakımından ve İran'la komşu tabii bulunduğu bölge bakımından, yani siyasi coğrafyası diyelim, jeopolitik konu diyelim, dünya çapında bir iktisadi durumu ya da bunalımı tetikleme potansiyeline var mı şu anda? Öyle bir var. Risk diyelim. Var. Yani zincirleri tetiklemeyi şöyle söyleyeyim. Biz hep kendimize göre konuşuyoruz çünkü. İran son çağrısını yapar. Zaten bulunduğumuz coğrafya mayın tarlası gibi jeopolitik riskler açısından. Onu biz saymaya... Biri diğerini tetiklemeye başlar. Bir bakarsınız İran'da o karambolde Hürmüz Boğazı'nı kapatır. Gerekçesi de hazır. Yani Amerika P5+1 anlaşmasına İran'da çekildim der. Son çağrı daha yeterince destek bulamayınca. P5+1'den çekildi, atom nükleer çalışmanı yeniden başlatıyor diye İsrail veya Amerika bazı yerleri İran'da vurur. İran'da misilleme yapıp Hürmüz Boğazı'nı kapatabilir. O zaman petrol fiyatı ne olur? $100 mı, $120 mı? Bunun dünyada yaratacağı enflasyon baskısı tahvil piyasasını, sermaye piyasasını ne yapar? Bunların balonlaşmış değerindeki patlama mali sistemini yapar? Bir anda çöküş görebiliriz. Çöküşe çok uzak değiliz. Dünyadaki kendi güçlü olduğunu sananlar akılları başlarında değil. Başka şeylerin pazarlıklarını yapıyorlar. Çöküşü hızlandırıyorlar. Bu çöküş riskini de karşı tarafı sindirmek için bir araç olarak kullanıyorlar. Sayın Civerek, burada son bölümde girdik. Şimdi son bölümde tekrar bir içe gelelim. Sizce yani önümüzdeki günlerde, aylarda hükümet şu ikili tavrını bırakır mı? Hangi ikili tavrı? Bir yandan Berat Albayrak biraz daha Londra'ya ve sermayeye diyelim, hem Türkiye'deki hem dünyadaki bir mesaj verme, sıcak mesaj. Sizin çok eleştirdiğiniz. Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı topluma dış güçler, millilik, üretim, yani iki zıt şeyi aynı anda veren bir hükümet var. Yani birbirini götürüyor bunlar matematikte ama siyasette götürmüyor. O ne zaman götürür birisi birisini bu söylemlerin? Biraz önce konuştuğumuz konuyla bağlantılandırayım. Çöküş ihtimali kaçınılmazsa o çöküşte eski ilişkiler de tarih olur. Yeni ilişkiler kurulmak zorunda kalınır. O koşullarda bölgede Türkiye'nin komşuları ilişkisi hayati önemli. Önceliğin buna verilmesi gerekecektir. Eğer çok büyük hatalar yapmazsak, bu yolları kapatmamış olursak. Şimdi o zamanın öncesinde şu anda programa bakarsak, öncelikli değerlendirmesi dışarıdan sermaye gelişini sağlamak. Ve bunun olabileceğine o kadar inandırmışlar kendilerini, mümkün olamayacağını görmek istemiyorlar. Mecburen batıya yanaşıyorlar. Gelecek için hayati önemdeki ilişkilere de şimdiden telafisi olanaksız zararlar veriyor olabilirler. Hangi batıya yaklaşıyoruz? Amerika'ya mı, Avrupa'ya mı? Son ziyaretleri de. Şöyle söyleyeyim. Şu anki siyasi irade 12 Ekim'de Brunson'ı verirse Türkiye'de hukukun olmadığını tescillemiş olacak. O zaman soracaklar 2 yıl niye tuttun? O zaman iyice çekilecek bir tarafa ama sistemik çöküş geldiğinde de bu siyasi irade Türkiye'nin başında olamayacak. Niye? Kimse onlarla ilişki kurmak istemeyecek. Türkiye'de onlardan kurtulmak zorunda kalacak. Yani siyasi, iktisadi değil, ekonomik, siyasi güvenden bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla. Şu anda Türkiye'deki siyasi irade batıya kayma eğiliminde. İkili oynuyor ama ikili oyun için uygun zaman değil artık. Ya da son kez bir şansı deniyor olamaz mı? Öyle diyelim. Hani son kez bir deneyelim, bu sıcak parayı bulursak bulduk. Bulamazsak tamam. Biz o diğer yola gideceğiz mi? Belki bazı dönemlerde Dışişleri Bakanı dediği gibi çok taraflı olursunuz. Evet. Ama bazen çok taraflı olma şansınız kalmaz. Taraf olmak zorunda kalırsınız. İşte bu sınıra çok yakın bir yerdeyiz. Kararları geleceğe vererek alıyorsak hazırlığımız başka türlü olmalı.
Eğer farkında değilsek hala kısa vadeli düşünüp günü sorunların ağırlaşması pahasına günü kurtarma derdindeysek şuursuzluklara devam ederiz. Ama bunu bir yıl daha, iki yıl daha sürdürmek bence giderek olanaksızlaşıyor. Ama biraz Türkiye hep iki denge arasında. Hani tarihimizde de bize bir klasik vardır ya, öğretilir işte. Denge politikası, Osmanlı, Cumhuriyet, işte İkinci Dünya Savaşı'na girmedik, etmedik. Hani iktisadi olarak da böyle liberal dünyayla biraz daha doğudan yükselen yeni eğilim arasında bir denge. Bu bizim geleneklerimize aslında uygun değil mi yani? Şu yapmak. Şimdi bölgedeki jeopolitik dengeler açısından bak. Burada kıyamet kopacak. Ve Türkiye'nin ikili ilişkiler kurduğu ülkelerin de kırmızı çizgileri var. Yani ikili çok taraflı ilişkileri sürdüreyim derken tüm ilişkilerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olabilirsin. Herkes bir şekilde kendi kırmızı çizgisinin aşıldığı tespitini yapıp arkasını dönebilir. Zor gününde yanında olmayabilir. Ya şartlar bir tercihe zorluyor. Dayatıyor. O zaman son bir dakika. Şimdi yine yani bazı rakamlar açıklanacak. Önümüzdeki hafta neler göreceğiz? Son bir şey söyleyeyim. Evet. Finansçılar ve siyasiler genetik olarak kısa vadeye bakarlar. Önce kendilerini kurtarmayı düşünürler. Geniş kesimlerin hassasiyetleri çok önemli değildir. Aldatabileceklerini düşündükleri sürece. Şimdi yine böyle bir süreçteyiz. Kısa vadeli bakış açısı var. Orta vadeli bakış açısı yok. Yeni ekonomik program da çok farklı bir yapıda değil. Ama bu yaklaşık stratejik anlayışta olanlar çok yanılacak. Yanıldıklarını yakında görecekler. O zaman ben de kısa vadeli sorumu önümüzdeki haftaya bırakıyorum Sayın Cevrek. Kısa vadeli neydi sorun? Bir haftalık, önümüzdeki bir haftaya kısa bir bakış. Önümüzdeki bir hafta genelde döviz piyasalarında yoğunlaşacak. Evet. Enflasyon rakamlarının etkisini silmeye çalışacak etkili ve etkili kesimler. Rahip Brunson'un vereceği dedikoduları artacak. İzleyeceğiz. Dedikoduyla beklentiyle kuru geriletmeye çalışacaklar. Hep bunu konuşacağız. Çok fazla bir şey olmayacak. Yani dışarısı bunu konuşmaya başladı. Financial Times'e, Wall Street hep konuda yazılar çıkıyor. Evet. O zaman biz de takipte olalım, takipte kalalım. Bu haftalıkta halkın ekonomisine sona geldik. Sayın Cevelek Cuma günü yorumlarıyla Halil Nebiler'in programında olacak saat 11'de. Ulusal Kanal'da kalın efendim. İyi akşamlar.